Herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Banu Önal. Banu Önal hem bir grafik tasarımcı, hem bir illüstratör, hem de yaklaşık 20 küsur senedir kendi işini yürüten, işte Lava Medya'nın ve Gigno'nun kurucusu bir kadın girişimci. Öncelikle Banu'cum hoş geldin, nasılsın? Merhaba Özge'cim, teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bugün aslında ilgililer için biraz illüstrasyon, grafik tasarım, işte yaratıcılık, o ilham dediğimiz şey, şu arkadaki resimlerde de gördüm, senin arkandaki o fikirler nasıl geliyor? Biraz onları konuşacağız ama sen önce kısaca hani Banu Önal kimdir? İşte Lava, Gigno, onların hikayeleri ve bugün ne yapıyorsun? Biraz bahsedersen başlayalım. Tabii ben 2002 yılında Bilkent Grafik Tasarım bölümünden mezun oldum. 2005 yılında da yine aynı üniversitede ve bölümde master'ımı tamamladım. Ama bu süreçte yani öğrenciyken de freelance çalışıyordum. 2003 yılında da kendi şirketimi kurdum, Lava Medya. Lava Medya bir grafik tasarım ofisi, hali hazırda da faaliyetine devam ediyor. Gigno'da çok planda olmadan ortaya çıkmış. Yaptığım illüstrasyonlardan işte evlenen arkadaşlarıma yaptığım davetiye illüstrasyonlarından işte gelen istekler üzerine bir iş modeline dönüşmüş bir marka. Süreç içerisinde her ikisini bir arada yürüttüm uzun yıllar. Ancak 2016 yılında Gigno'yu kapatmak durumunda kaldım. Hani onu aslında başka bir şeye evritmek istedim bir proje olarak ama sanırım o zamanın teknolojisi ve insanların kullanım alışkanlıklarına hani çok uygun olmadı Türkiye için. Hani bir online insanların kendi davetiyelerini tasarlayabileceği bir platform haline getirdim. Ama o çok yoğun bir adanmışlık gerektiriyordu o projeyi ilerletmek. Bir taraftan da Lava Medya gibi yine yoğun bir iş potansiyeli olan bir alanla çok beraber gidemedi ne yazık ki. Dolayısıyla 2016 yılında Gigno'yu çok severek bir kenara bırakıp Lava Medya ile yoluma devam ettim. Lava Medya'da 2018 yılında ortaklığından ayrıldım. Ama hali hazırda yine belirli projelerde danışman olarak bağım devam ediyor Lava Medya ile. Dolayısıyla yaklaşık 17 yıldır grafik tasarım ve illüstrasyon sektöründe çalışıyorum. Çok keyif alıyorum yaptığım işten. Ana hatlarıyla böyle. Şimdi birazdan onları soracağım. Aslında sen tutkusunu işe çevirmiş bir insansın. Bu yüzden de hani bu programın özelinde tutkusunu işe çevirmiş insanlar ve onlar nasıl yürüyor onu da konuşmak amaç. Şimdi öncelikle onu sana soracağım. Bir resim kabiliyeti, bir yaratıcı zeka, bir böyle hani insanların hayallerini somutlaştıran bir yetenek, bir şey var ortada ama grafik tasarım ve illüstrasyon bunun neresinde ve ikisinin farkı nedir diye sana sorsam. Şimdi şöyle anlatayım. Grafik tasarım aslında bir iletişim yöntemi. Bir göndericinin alıcıya ulaştırmak istediği mesajın arayüzü olarak tanımlayabiliriz bunu. Bu arayüz işte tekst, metin, fotoğraf, illüstrasyon gibi öğelerin bir araya gelip tasarlanmasıyla oluşuyor. Yani aslında hayatımızın her alanında var. İşte aldığımız sütün ambalajından, işte havaalanındaki yönlendirme sistemlerinden, işte okuduğumuz dergilerin layout tasarımlarından, aldığımız kitapların kapak tasarımlarına kadar grafik tasarım her alanda var. İşte web sitesi arayüzleri, application arayüzleri. İllüstrasyon bunun öğelerinden biri. İllüstrasyon aslında bu mesajı ve fikri çizerek anlatma yöntemi. Grafik tasarım bunun bir üst başlığı olarak düşünülebilir. Ama illüstrasyonun da kendi içinde farklı kategorileri var. Hem teknik hem kullanım alanları açısından. Hani reklamcılık sektöründe kullanılan hani illüstrasyonlar var. Artwork olarak tanımlayabileceğimiz illüstrasyonlar var. Dolayısıyla hani grafik tasarım onu illüstrasyonu belirli noktalarda kapsıyor. Böyle tanımlayabiliriz. Peki şunu soracağım. Şimdi birçok insan işte grafik tasarım bölümünden mezun oluyor. Şey bilmiyorum, illüstrasyon diye de bir bölüm var mı? İllüstrasyon diye bir bölüm yok ama illüstrasyonun yani resim bölümlerinden mezun olanlar illüstratör oluyorlar ya da işte animasyon bölümleri var. Tabii ki onlar hani hareketli
grafikler üzerine, yani illüstrasyonlar üzerine, ama bu bölümlerden mezun olan insanların yaptığı bir meslek. Şimdi onu soracağım. Şimdi birçok insan işte resim konusunda becerikli, çok güzel resim çizen, tasarım yapan insanlar var, ama şimdi sen oradaki en büyük başarılardan biri de bu kadar çok çizen, yazan insanın içinde sen çok uzun yıllardır bunu ticari bir başarıya da çevirdin. Kendi işini devam ettirdin. İşte bir ekiple çalışabildin. Buradaki farkı yaratan şey ne? Yani sadece bir resim çizmek buna yetmiyor. Ya da resim becerisine sahip olmak. Oradaki şey ne? Girişimciliğe aktarılmasındaki şey ne? İncelik ne? Sanırım şöyle, teknik anlamda çok yetkin olabilirsiniz. Hı-hı. Çok iyi çizim yapıyor olabilirsiniz. Ama o çizimle bir hikaye anlatabiliyor musunuz? Sıfırdan bir şey yaratabiliyor musunuz? Hani bu sanırım önemli bir faktör. Yoksa hani gördüğünüz bir nesneyi birebir aynısını çizebilmekle, hani bir hayal üretip, bir fikir üretip onu çizmek ve insanların bundan bir şeyler çıkartabilmesini sağlamak birbirlerinden farklı şeyler. Hı-hı. Sanıyorum bu anlamdaki hani başarıyı biraz hani burada bulabiliriz. Hani ben örneğin Gigno'da insanların hikayelerini anlattım. Bu hani 2003 yılına tekabül ediyor başlangıcı. Hani o zamana kadar hani klasik davetiyeler vardı. İşte varaklı ve işte, ağır davetiye stilleri vardı. Ben insanların tanışma ve evliliğe giden süreçteki ana noktaları resmederek bir hikaye oluşturdum. Ve bu insanların hoşuna gitti. Daha önce hiç bulmadıkları, görmedikleri bir şeydi. Ve yani yüzlerce insanın davetiyesini yaptım ki hani aslında düğün ve davetiye sektörü hiç planladığım ve düşündüğüm bir şey değildi. Ama insanların hikayelerini dinlemek, onların aslında görünenin arkasındaki ruh hallerini keşfedip onu çizime yansıtabilmek benim için çok keyifliydi. Karşı tarafta bundan keyif alınca bir işe dönüştü bu. Grafik anlamında, yani Lava Medya'daki çalışmalara gelirsek eğer, grafik tasarımda tabii illüstrasyonu her zaman kullanmak durumunda değilsiniz. Herkesin kullandığı ve tercih ettiği bir öğe değil. Ama ben illüstrasyonun grafik tasarıma daha farklı bir stil kattığını, onu daha unique hale getirdiğini düşünüyorum. Çünkü çoğunlukla artık işte stok fotoğraflar kullanılıyor. Hı-hı. Anlatmak için. Ama işte o fotoğrafı başka bir yerde de görebiliyorsunuz. Ama iş illüstrasyona gelince size ait, sizin firmanıza ait daha özgün işler çıkabiliyor. Dolayısıyla bu ortaya çıkan ürüne artı bir değer katıyor. Ben hani grafik işlerinde mümkün olduğunca illüstrasyona da yer veriyorum. Bir de tabii şöyle bir algı da var ne yazık ki. İllüstrasyon deyince hep böyle bir hani çocuk kitabı ya da işte çocuklara yönelik bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama aslında hani böyle bir şey yok. Yani illüstrasyonu yetişkinlere yönelik bir takım içerikler üretmek için de kullanabilirsiniz. Yani sonuçta fotoğrafla elde edemeyeceğiniz çok fazla detayı illüstrasyonla elde etme şansınız var. Dolayısıyla hani illüstrasyonu bir çocuklara yönelik bir alan gibi düşünmemek lazım. Grafikte de bunu kullandım ve bunun çok pozitif geri dönüşünü gördüm. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Çok keyifli bir alan benim için. Peki şimdi az önce söyledin ya, hani yaratıcılık diye bir şeyden bahsettim konuşmanın başında. Şimdi sana onu soracağım. Şimdi aslında seninki evet bir fikir, belki hiç olmayan bir fikri önce zihninde yaratmak, sonra da onu illüstratif ya da işte grafik tasarımın içinde ete kemiğe bürümek. Sana göre yani yaratıcılık nedir ve ne bileyim yaratıcılık nasıl güçlendirilir? Çünkü iki şey var ya, kimi işte yaratıcılık Allah vergisi, işte böyle birden bir şey oluşuyor diyen bir grup var. Bir grupta Steve Jobs gibi işte hani farklı disiplinlerin sentezlenip başka bir yerdeki problemi çözmesi diyebiliyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Ben ne diyorum? Şimdi şey var tabii ki, doğuştan yaratıcı olan, hani deha olarak tanımlayabileceğimiz insanlar var. Aha. Ama bu yaratıcılığın geliştirilemeyeceği anlamına gelmiyor.
Yaratıcılık şöyle tanımlanabilir. Özgün fikir üretme ve bunu aslında sürekli yapabilme hali. Sürekli yapabilme kabiliyeti. Çünkü zaman zaman herkesin özgün bir takım fikirleri olabilir. Ama önemli olan bunu sürekli yapabiliyor musunuz? Bence bu yaratıcılığın tanımı. Yaratıcılığı geliştirmek için sanıyorum merak önemli bir faktör. Ben meraklı bir insanım. Ben hani her şeyi merak ederim. Yani bir yerde bir şey okuduğumda onun detayları, işte bağlantıları, öncesi, sonrası gibi şeylere ilgi duyuyorum. Yani çok farklı alanlarla ilgili hani okurum, araştırırım, bakarım. Hele ki bir iş olarak bana gelmişse bir şey, bunun içeriğinin ne olduğu çok önemli değil. Benim hayatımda hiç kullanmadığım bir ürün, bir konsept, bir fikir de olabilir. Onu mutlaka araştırırım. Çok farklı kaynaklardan besleniyorum dolayısıyla. Ve şunu fark ettim ki bu farklı kaynaklardan beslenme hali bir süre sonra aralarında bağlantı kurmanızı sağlayabiliyor. Yani dolayısıyla hiç düşünmediğiniz bir alandan bambaşka bir alana bir aktarım yapma şansınız oluyor. O yüzden hani yaratıcılığın gelişmesi tabii bunun için hani özgür düşünebilme, tavır alabilme, farklı açılardan bakabilme cesareti de gerekiyor. Hani aslında mesela şeydir ya çok klişedir hani çocuklar yaratıcıdır. Çünkü çocukların hayatında baskı unsurları yoktur. Hani işte çocuk bir ağacı işte ne bileyim yeşil değil de mor çizebilir. Hani mor ağaç olmaz diye bir kavram yoktur onun kafasında. Ama yetişirken ne yazık ki işte bu eğitim sistemi, işte sosyal baskılar gibi sebeplerle yaratıcılığımızı öldürüyoruz. Hayır, o öyle olmaz. Bu böyle yapılmaz diye. Sanırım onu koruyabilmek önemli. Hani onlara hayır, bu böyle de olur. Ben böyle düşünüyorum, ben böyle hayal ediyorum diyebilmek de önemli. Dolayısıyla hani yaratıcılık gayet de geliştirilebilir bir şey. Sadece bir kas gibi düşünürsen o kası çalıştırman gerekiyor ve çok farklı alanlardan beslenmen gerekiyor. Aslında bu yaratıcılıkla ilgili konuştuğum birçok insan da çok senin söylediğin şeyi söylüyor. Yani merak ve farklı alanlardan beslenip o bağları kurmak. Şimdi bir de bunun tabii ilintilisi bir şey var. Yani genelde bu hep grafik tasarım işiyle uğraşanlar, reklam sektöründe uğraşanlarda böyle bir ilham denilen bir şey var. Şimdi firmalar diyorlar ki bize işte çok güzel bir ne bileyim kampanya hazırlayın ya da işte bize güzel bir logo bulun ama o ilham denilen şey gelmeyince birçok klişe ve hani bunu mu yaptınız ya denilen ve aslında müşteriyle firmaları da ters düşüren şeyler oluyor ya. İlham nasıl geliyor onu söyle. İlham nedir? İlham diye bir şey var Nedir, nasıl mıdır? gelir? Evet. Nasıl getirilir? Şimdi orada aslında karmaşık durumlar var. Şimdi bizim mesleğimizin şöyle bir dezavantajlı noktası var. Müşteriler zaman zaman tasarımcıyı özgür bırakmıyor. Yani işte o öyle olmasın, buna değinmeyelim, şunu kullanmayalım. Ya da onun müşterinin kafasında bir şey oluyor ve onu almak istiyor. Ya da hiçbir şey olmuyor. Bu da bir problem. Hani yani ne istediğini bilmiyor. Dolayısıyla siz ne yaparsanız yapın, hani istenmeyenler arasından isteneni bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii bu şey değil, hani problemi tamamen müşteri tarafına atmak değil, zaman zaman tasarımcı tarafında da hani konuya yeterince çalışılmış olmuyor. Aslında şöyle, bu tarz bir proje geldiğinde şuna bakmak lazım. Yani bizim hedef kitlemiz kim? Bu hedef kitlenin işte cinsiyet ayrımı önemli mi? Bu insanlar kaç yaşında, nerede yaşıyorlar, nasıl bir sosyal sınıfa aitler, ekonomik yani hangi gelir grubundalar, gündelik alışkanlıkları ne, benim onlara sunacağım ürünü tanıyorlar mı, yoksa hayatlarına ilk defa mı girecek, bunun rakipleri, benim ortaya koyacağım ürünün rakipleri kimler, onların nasıl bir dili var. Ya da bu hedef kitledeki insanların iletişim yöntemleri ne? Hangi mecraları kullanıyorlar?
Yeni, çünkü iletişim dili sürekli değişiyor. Bu yeni dile de adapte olmak gerekiyor. Hani bütün bunları çalıştıktan sonra, yani ilham şöyle bir şey değil, yani o fikirler şöyle çıkmıyor. Yani hiç üzerine çalışmadım, araştırmadım, şöyle düşünürken birden değil. Yani böyle olduğu zamanlar da oluyor mutlaka. Hani birden aklınıza bir şey geliyor ya da aklınıza bir şey geliyor, onu bir kenara atıyorsunuz. Hani bu dursun, ben bunu bir yerde kullanırım dediğiniz şeyler de oluyor. Burada da galiba gözlem önemli bir faktör. Yani bulunduğunuz ortamı, çevreyi, insanları gözlemlemek. Hep yani o konfor zonundan çıkmak gerekiyor. Hı-hı. Yani alışkın olduğunuz bir alan var. Hani oradan çıkıp hani normalde hiç gitmediğiniz yerlere belki gitmek. Normalde sohbet etmediğiniz insanlarla sohbet etmek. Alışkın olduğunuzun biraz dışına çıkmak ve insanları gözlemlemek gerekiyor. Yani hiç bulunmadığınız bir ortama ilişkin bir şeyi satmak için bir görsel üretemezsiniz. Çünkü oranın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz, oranın dinamiklerini bilmiyorsunuz. Sanırım işte bu gözlem, araştırma bir araya geldiğinde zaten biraz da hani ben bu olayın dışına çıkayım, dışarıdan baksam nasıl olur? Bu zamana kadar şöyle açılardan bakılmış. Hani hiç bakılmayan bir açı var mı deyip hani biraz onun etrafında dolaşırsanız İlham geliyor. Yine aslında şey, hani bir aynen o meraklı araştırmacılık gibi burada da iyi bir gözlem. Yani hep derler ya kitap yazanlar içinde, yani çok okumadan yazamazsın. Böyle yani boş bir beyine diyeyim, boş bir beynin bir ürünü olamaz. Doldurman lazım ki bir ürün çıkarsın gibi bir şey aslında, o ona gelmiş oluyor. Tabii biraz şey var, hani emek vermeden sonuç alma isteği çok yoğun. Dolayısıyla hani şöyle bir şey yok dedi biraz önce söylediğim gibi. Hani çok yetenekliyim ve ilham bana akıyor. Yani ben hiçbir şey yapmıyorum. Değil yani, mümkün değil öyle bir şey. Çünkü bir şeyleri proses ediyor olmanız lazım bir sonuç üretebilmek için. Kesinlikle, ona ben de katılıyorum. Hatta geçenlerde Leonardo'nun çok güzel bir otobiyografisini okudum. Yani hani dünyanın en büyük dehalarından biri. Ve korkunç derecede hep çalıştığını hem anlatmış, hem zaten işte 7000 sayfa günlük tutmuş sırf gözlem, hayata dair gözlemler. O yüzden aslında dediğin gibi, yani böyle hani benim nasıl olsa yeteneğim var üzerinden aslında olmuyor. Arkasında bir çalışma, muhakkak çok yoğun bir çalışma var. Peki şunu sorayım. Şimdi grafik tasarım ve illüstrasyon, işte grafik tasarımın altında illüstrasyon diye bir şey var ama sen son zamanlarda şöyle bir karar verdin. Ben grafik tasarımı biraz daha geride bırakıp illüstrasyona yöneleceğim. O onun biraz daha çizimsel iletişim alanı dedin. Hem bunu neden yaptın ve bu alanda da Juni diye aslında bir şey başladı değil mi? Bir Juni karakter yarattım, evet. Biraz da onu anlatır mısın? O geçişi niye yaptın yılların sonunda? Şimdi önce bir yıllarca ana hatlarıyla ne yaptığımı anlatayım. Şöyle, yani grafik tasarım çok geniş bir çalışma alanı sunuyor. Hani en başta da söylediğim gibi hemen hemen her sektörde, her sektörün grafik tasarıma ihtiyacı var. Ben de o şansa sahip oldum. Yani grafik tasarımın hemen hemen her alanında iş ürettim. Yani büyüklü küçüklü birçok firmayla çalıştım. Çok farklı işler yaptım. Yani işte örneğin işte ne bileyim Gençler Birliği Spor Kulübü ile de çalıştım. İşte açık kaynak kodlu işletim sistemi Pardus projesine ikon da tasarladım. İşte İstanbul 3 katlı tüneli metro istasyonlarına duvar grafiği de yaptım. İşte alışveriş merkezlerine yönlendirme sistemleri de tasarladım. İşte kurumsal kimlik de yaptım. Hani o alanların hepsinde gezdim. Ve günün sonunda şuna karar verdim. Evet, ben hani grafik tasarımı üretmeyi, yaratıcılığı seviyorum. Ama çizerek yapmayı daha çok seviyorum. Yani işte, metin tekst ilişkisi, işte tipografi gibi alanların dışında ben çizerek derdimi anlatmayı seviyorum. Bir de tabii illüstrasyonda biraz daha hani ticariden uzaklaşıp kişisel bir üretime yöneldim. Bunda tabii ki şey var, hani yaklaşık işte 20 yıl kadar bu alanda çalıştıktan sonra insan biraz da kendim için bir şeyler yapayım istiyor. Hani kendi içimdekini
ortaya koyayım istiyor. Çünkü ben hani üniversiteden beri zaten hani çiziyorum, heykel yapıyorum ve işte özellikle beden-psikoloji ilişkisi üzerine üretim yapıyorum. Bunun sonunda da işte yaklaşık 1,5-2 yıldır da grafik işlerinin sayısını biraz daha azalttım. Hani belirli projelerde çalışıyorum. Bir de dedim bakalım illüstrasyon yaparak neler yapabilirim? Hali hazırda olan bir karakteri biraz daha ete kemiğe büründürüp onun üzerine çalışmaya başladım. İşte bu da Yuni karakteri. Yuni şöyle tanımlayabilirim onu. İşte bir duygunun, hissin, bir psikoloji, bir ruh halinin bedensel yansımasını anlatan kahramanı kadın olan bir insan hikayesi. Bu hikaye lineer bir hikaye değil. Yani ardışık bir zaman akışı yok. Bir giriş gelişme sonucu yok. Hayata dair belirli anlar var anlattığım. Bedensel yansımada fiziksel sınırları kaldırdım. Yani bu ne demek? İşte biraz beden hareketlerini egzajere etmek demek. Bu bedensel hareketleri egzajere ederek duygunun biraz daha yoğun aktarılmasını sağladığımı düşünüyorum. En azından bunu yapmaya çalışıyorum. Bunun da çok minimal bir stili var. İşte 3 renk kullanıyorum. Yani işte siyah, beyaz, kırmızı çoğunlukla. Ve hani çizgisel, çok sade bir dili var. Bu bir taraftan da bir challenge. Yani sadece bir kadın karakterin işte gözü, burnu, ağzı, saçları ve işte eli koluyla bu kadar farklı ruh halini, düşünceyi, kavramı nasıl anlatırım? Bir taraftan da bir challenge. Çünkü öyle challenge'ları da seviyorum yani. Hani zorlamayı seviyorum kendimi. Çok keyif alıyorum. İşte yaklaşık bir ay kadar önce bir işte Instagram hesabı açtım. Orada işte paylaşımlar yapmaya başladım. Fena gitmiyor. İşte bir internet sitesi yaptım. Bakalım hani bunu belki işte bir işe dönüşebilir. Yani şu anlamda işe dönüşebilir. İşte zaten işte hani isteyen seven arkadaşlarıma hani üretip hediye ediyorum bunları ama işte bunlar bir artwork olarak belki satışını yapabilirim. Hani böyle bir şeye artık hani biraz daha hayatımda sanata ağırlık verdiğim bir dönem olsun dedim. Juni de böyle bir karakter. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Yani illüstrasyonla ben kendimi çizerek en iyi anlatıyorum dedin. Evet. Ve işte neredeyse 20 sene sonra artık biraz da kendim için çalışacağım dediğin bir noktadasın. Evet. Aslında dışarıdan bakılınca çoğumuz için işte grafik tasarım bölümü, işte orada böyle rengarenk giymiş öğrenciler sevdikleri işi yaparak mezun oluyorlar diye bir şey var, inanç var. Ama evet. Bugün senin söylediğin ve tabii ben seni tanıdığım için yol farklı yürünüyor. Şimdi sana onu soracağım. Yani insanın kendi sevdiği işi yaparken bunu bir girişimci olarak yapması mı yoksa bir kurumda çalışarak yapması mı sence daha doğru, ne düşünüyorsun? Çünkü işte çok keyifli bir şey bile 17 sene, 20 sene sonra sana şimdi sevdiğim şeyi yapma zamanı dedirtiyorsa oldukça şaşırtıcı aslında süreç. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şöyle bir yolu izledim. Ben biraz özgürlüğüne düşkün bir insanım. Yani dolayısıyla hani üniversitedeyken de birkaç yerde staj yaptım ve oradaki ortamları belki benim staj yaptığım yerlerle ilişkiliydi. Çok haz etmedim. Hani öyle bir sistem içinde olmayı çok istemedim. Ve hani 24-25 yaşında aslında hiçbir ticari bilgim olmadan kendi işimi kurdum. Ve çok keyifliydi ama çok zordu. Yani ben her şeyi kendim öğrendim. Yani işin muhasebesel kısmını da öğrendim. İşte ticaret, sözleşme yapmak, işte o işte ne bileyim zaman zaman hukuksal işte sıkıntılar, onların çözümü, müşteri ilişkileri, ondan sonra o işi yapmak, işte işin sunumu, kabul ettir. Yani her şeyi tek başıma öğrendim. Yani işte farklı şey. Mesela araç nasıl giydirilir? Yani gittim, bu işi bilen insanın yanında oturdum.
Ve hani soru sorarak öğrendim. Ya da işte baskı işte hani ki hala aynı matbaayla çalışıyorum bu işe başladığım ilk gün. Küçük bir kız çocuğu olarak gidip bir katalog bastıracağım nasıl olacak acaba dediğim insanlarla çalışıyorum hala. Yani çok işini çok iyi yapan, çok tatlı insanlar girdi bu süreçte hayatıma. Bu tabii ki zor ama benim öyle hani zoru seven de bir tarafım var. Dolayısıyla şey yapmadım hani bir yerde bırakıp da iyi tamam ben gideyim bir yerde çalışayım. Hani işte maaşımı alayım, işin tanımı belli olsun. Eve gittiğimde de evde ev hayatımı yaşayayım. Olmadı. Benim gecem, gündüzüm, hafta sonum, tatilim falan hani hep iç içeydi. Biraz da gerçi bence bu meslek de öyle bir meslek. Yani şey gibi değil. Eve geldim ve işi arkamda bıraktım gibi bir meslek değil. Tasarım hayatınızın tamamını kapsayan bir meslek. Tabii bu mesleği yapmak isteyenlere şunu söyleyemem. Yani işte kendi işinizi yapın direkt diyemem. O biraz mizaç meselesi. Yani herkesin yapmak isteyeceği bir şey olmayabilir. Tabii ki şu daha kolay bir yöntem. Bu işi iyi yaptığını düşündüğünüz bir yerde işe başlayıp, işi orada öğrenip, biraz pişip sadece çünkü o zaman iş şeyle yani yaptığınız tasarımla ilgili değil. Bunun arka planı var. Yani müşteri nasıl yaratılır? Hani sıfırdan hani birinin seninle çalışmasını istemeyi nasıl sağlarsın? Aynı masaya oturduğun o insanı nasıl ikna edersin? İkna ettin, onun ihtiyacını karşılayacak ve onu etkileyecek işi nasıl ortaya çıkartırsın? Ben hep çok titiz davrandım. Zamanlara çok önem gösterdim. Hani hiçbir projeyi geciktirmedim. Her zaman hep çok hızlı geri dönüşler yaptım. Ve hani dediğim gibi yani o yaşlarıma rağmen hani bana inanan büyük firma sahipleri oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Onlar sayesinde geliştim ve çok iyi bir portfolyoya sahip oldum. Gençlerin tabii şunu bilmesi lazım. Tabii böyle şey var hani herkes gençlere bir şey söylüyor. Yani işte öyle yapın, öyle yapın, öyle yapmayın falan diye. Sadece hani sanırım sizin meslekten bir beklentiniz var. Hani bu işe girerken. Ama şunu da göz önünde bulundurun. Mesleğin de sizden beklentileri var. Yani bu işi yapacaksanız uykusuz kalmayı, yoğun çalışmayı, yaptığınız, çok inanarak yaptığınız bir işin hiç beğenilmemesini, dolayısıyla egonuzu törpülemeyi öğrenmeniz lazım. Yani aslında birçok işte var artık sürekli evet, öğrenme. Bu işte daha fazla sürekli öğrenme hali. Ben hala yani işte yaklaşık 20 yıldır bu işi yapıyorum. Ben hala araştırıyorum, okuyorum, bakıyorum. İşte tutorial'lardan yeni teknikler öğreniyorum. Buna devam etmek gerekiyor bu işte başarılı olmak istiyorsanız. Onun dışında tabii bu mesleği seçerken de sadece iyi çizim yapmak ya da yaratıcı olmanın yeterli olmadığını, mesleğin sizden neler bekleyeceğini bilerek bu mesleği seçmenizi öneririm. Yoksa şeylerle karşılaşıyorum tabii ki. Yani hani işte yıllarca çok sayıda çalışanım oldu ve hani hepsi farklı yaş gruplarında, farklı backgroundlardan gelen insanlar. Hayat böyle mi geçecek? Evet, hayat böyle geçecek. Ama o hayatı renklendirmek ve keyifli hale getirmek mümkün. Çünkü neyi iş olarak yaparsanız yapın, bir süre sonra sıkıcı gelme ihtimali var. Ama bence bu işin keyifli tarafı hemen hemen her sektörle çalışabilirsiniz. Çok farklı insanlar tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla vizyonunuzu geliştirme şansınız çok daha yüksek. Yani bunların artılarına odaklanırsanız, işte uykusuz kaldım, çok yoruldum, müşteri yaptığım işi beğenmedi gibi negatiflere odaklanmak yerine, hani ben bunları hani nasıl tersine çeviririme odaklanırsanız, hani hayatınız daha kolay gider. Peki, şimdi sana o zaman demişken hani bunun öğrenme kısmını da sorayım. Konuştuğum herkese soruyorum. Böyle bir süreçte yola çıkarken, şimdi üniversitelerde artık hep öğretilen şey eskiyecek, kendinizi ekstra geliştirin falan gibi söylemler var ya. Yani
nasıl bir eğitim alınmalı? Artı onun yanında kişi sürekli kendini nasıl güncel tutmalı? Şimdi bu alanda tabii ki Türkiye'de çok köklü üniversiteler var. Ben de yani işte Bilkent'ten mezunum. Yani şanslıyım. Çok iyi bir eğitim aldığıma inanıyorum. Şimdi tabii ki bir akademik eğitim şeyi var. Hani alaylı olup yani bu işin eğitimini almamış başarılı insanlar da var. Bu işin eğitimini almış başarılı olmayan insanlar da var. Ama eğitimin sağladığı şöyle bir şey var. Yani bu işin temelini üniversitede öğreniyorsunuz. Çünkü aslında bu sadece hani insanlara şey gibi geliyor. İşte bilgisayarda iki tane şeyi yan yana getirmek gibi geliyor. Ama biz hani 4 yıl boyunca işte fotoğraf, animasyon, işte sanat tarihi, bir sanat eserinin analizi, işte film analizi, işte temel tasarım. Yani o kadar farklı alanlarda eğitim aldık ki yani işte insan algısı, işte göz ilk neyi algılar, hangi zeminde nasıl algılar gibi bir sürü çok detaylı bir eğitim aldık. Dolayısıyla temel tasarım eğitimi önemli. Yani grafik tasarım eğitimi almış insanların dışında farklı tasarım eğitimlerinden gelen insanlar da var. İşte endüstriyel tasarım var, işte iç mimari var. Yani bu alanlardan grafik tasarıma evrilmiş insanlar var. Tabii onlar da aslında temelde bir tasarım eğitimi aldığı için yani hiç eğitim almamışlara göre daha avantajlılar. Dolayısıyla özellikle yani ben şeyi köklü bir iyi bir üniversitede hani vakıf üniversitelerinde burslu girme şansınız da var. Köklü yani çok iyi devlet üniversiteleri de var. Yani bir üniversitede bunun eğitimini almanızı tavsiye ederim. Almalarını tavsiye ederim. Onun dışında da şimdi üniversitelerde genelde daha sanatsal bir eğitim veriliyor bir taraftan. O biraz önce söylediğim müşteri şoku işe başladığınızda karşılaşıyorsunuz. Çünkü biz üniversitede dediğim gibi işte renkli, işte uçuk kaçık, çılgınca bir hayatımız var. Sonra birden gerçek hayata geliyoruz. Gerçek hayat hiç o üniversitedeki gibi değil. Çünkü orada yaratıcılık çok önemli. Yani yaratıcılığınızı geliştirmek üzerine. Ama gerçek hayat öyle değil. Gerçek hayat o kadar yaratıcılık istemiyor aslında. Talebi de o değil yani. Zaman zaman hani her müşterinin atıyorum belki 10 tane iş yapıyorsunuz. İşte 2 tanesi sizden yaratıcılığınızı uçurmanızı bekliyor. Ama geriye kalan 8'i daha ortalama şeyler talep ediyor sizden. O şoku yaşamamak adına ben aslında üniversite sürecinde mümkün olduğunca piyasanın içinde olup biraz fikir edinmelerini öneririm. Sonrasında da tabii İngilizce bilmek çok önemli. Çünkü bu alanda birçok meslekte olduğu gibi kaynaklara ulaşabilmeniz için İngilizce bilmeniz gerekiyor. Nasıl? Yani şimdi artık tabii şey değil hani biz mezun, yani biz üniversitedeyken hani floppy diskler vardı. Hani öyle söyleyeyim 1.44. Şimdi terabaytlardan bahsediyoruz. O zamanla bu zaman arasında çok fark var. Şu an kendinizi eğitebileceğiniz çok fazla mecra var. Yani ben mesela YouTube'dan bir sürü işte video izliyorum. Onun dışında işte çok farklı platformlar var. Hem işlerinizi sergileyebileceğiniz hem dünyanın geri kalanında bu işlerin nasıl yapıldığını görebileceğiniz. Biz hani kütüphaneye gidiyorduk bu işleri görebilmek için. Şimdi yani bilgisayar başından her şeye ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla bunu değerlendirmeleri lazım kendilerini geliştirmek için. Teknik olarak geliştirmek için çalışmak gerekiyor. Yani işte ben hani illüstrasyon çalışıyorum. Hani bir çizim yapıyorum. İşte artık işte yani dijital illüstrasyon da yapıyorum. Yapıyorum, bakıyorum. O detayları farklı nasıl çözümleyebilirim? İşte tekrar çiziyorum, tekrar yapıyorum. Hani sürekli çalışmaya devam etmeniz gerekiyor. Peki, şeyi soracağım bir de. Hani muhakkak beğendiğin senin de şeyler vardır. Türkiye'de ve yabancı ülkelerdeki illüstratörler ya da grafik tasarımcılar diyeyim. Hani onu sorsam, kimleri takip ediyorsun? Kimler böyle sana hani ilham oluyor? Şöyle söyleyeyim. Tabii çok çok fazla insan var. Hele yani işte Instagram falan hani eskiden böyle hani isim olmuşları bilirdik. Şimdi hani öyle çok büyük kitlelere sahip olmayan ama çok güzel işler yapan kesinlikle insanlar da var. Şeylerde
Quentin Blake var. O tabii hani şu an çok yaşlı, hani daha eski şeylerden bahsedersek Quentin Blake'i seviyorum işte illüstratör olarak. Yeni dönemde hani işlerini çok beğendiğim Min Jung var. Koreli bir illüstratör. Lisa Congdon var. Amerikalı bir illüstratör. Türkiye'den Sadi Güran var. Beğendiğim, sevdiğim. Mert Tügen var. Piyale Madre zaten bayılıyorum. Seviyoruz. Şimdi. Seviyoruz. Onun ayrı bir yeri var. Tabii çok fazla insan var ama tabii şu an aklıma gelenler aşağı yukarı bu isimler. Peki, bir de şeyi sormak istiyorum sana. Şimdi artık dijitalleşme, işte pandemi süreci falan gibi şeylerden sonra teknolojinin hayatımıza girişi daha çok gündeme geldi. Sizin sektörde durum ne? Yani hani şu 3 sene sonra yapay zeka bütün illüstrasyon işlerini yapacak noktasında mısın? Ya da artık şunlar yapılmayacak ya da şöyle yeni araçlar çıktı. Sizin sektörde dijital etki nasıl olacak? Şimdi bizim sektörde dijital etki zaten son 5-6 yılda başlamıştı. Yani artık işte sosyal medyanın hayatımıza daha fazla girmesiyle basılı mecrayı zaten yavaş yavaş terk etmeye başlamıştık. Yani bundan işte ne bileyim 10 sene önce bizim işimizin %80'i basılı mecrayken şimdi bu %20'lere kadar düştü. Artık daha çok sosyal medya içerik yapılıyor ya da işte yapılan işte kataloglar ya da tasarımlar dijital platformlarda yayınlanıyor. Bunun elbette ki artıları var. Ama şöyle bir dezavantajı oldu bence sektöre. Çok hızlı üretim yapılıyor ve çok hızlı tüketiliyor. Yani şimdi önceden şöyle düşünün, bir işte dergiye ilan verilirdi. Bir dergi ilanı çalışılırdı. O dergi bir ay boyunca işte raflarda olurdu. Şimdi bir dergi ilanı özeni, yaratıcılığı isteyen işler sosyal medyada bir günde paylaşılıyor. Birkaç saat sonra bitiyor. Dolayısıyla bu hız bence içeriğin, tasarımın kalitesini ister istemez. Çünkü hani böyle bir yoğun üretim de çok sağlıklı ve doğru değil. Kalitesini düşürdü. Diğer taraftan tasarımcıların motivasyonunu düşürdü bence. Hani sürekli hani yaratıcı ama çok hızlı işler beklemek. Bir de hani bu sektörün doğasında şey var. Hani Türkiye'de belki biraz daha fazla çok planlı programlı işlemediği için sistem son dakikalar. Hani dolayısıyla hani teknolojinin elbette ki yani hani üretim kabiliyetlerimizi arttırdı eskisine nazaran, işte hani teknolojinin hayatımıza girişiyle işte iPad Pro'larla artık direkt hani üzerine çizim yapabildiğimiz şeylerle arttı ama dediğim gibi bunların tüketimi de aynı oranda hızlanınca zorlayan noktalar oluştu. Bir de tabii son yıllarda işte iyi eğitim alan, işinde başarılı olan birçok insan yurt dışına gitmeye başladı. Türkiye'de kalmayı tercih etmiyorlar artık. Yani birçok zaten sektör bu konuda dertli. Aynı şey Türkiye'de de. Yani bizim alanımızda da var. Dolayısıyla iyi yetişmiş, kaliteli, başarılı insanları da tutamayınca sektörün bu anlamda böyle bir sıkıntısı var. Yani hani ben tabii ki Ankara'yı daha iyi biliyorum ama İstanbul'da bu işi yapan arkadaşlarımla konuştuğumda da hani eskiden Ankara'dan İstanbul'a giderlerdi. Yine Ankara'da olurdu. Şimdi İstanbul'dan da yurt dışına gidiyorlar. Dolayısıyla bu sıkıntı tüm sektörü etkiliyor anladığım kadarıyla. Şimdi onunla ilgili şöyle bir şey soracağım. Tabii ki de birçok farklı neden vardır ama ben mesela bu tarz mesleklerde şunu duyuyorum. İşte aynı şey fotoğraf sanatçılar için de. Hani yurt dışında yaptığımız iş daha çok anlatabiliyoruz. Daha çok fark görülüyor. Az önce sen dedin ya ta konuşmanın başında, yani bir fotoğraftan daha çok detay verebilirsiniz illüstrasyondan. Ama işte birçok stok fotoğraf, stok illüstrasyon kullanan var. Şeyi tam sana sorsam, yani bir firmanın ya da bir kampanyada bir şeyin, bir ürünün kendine ait illüstrasyonunun olmasıyla
hazır bir şeyi kullanmanın arasındaki yaratılan fark, değer tam olarak nedir? Çünkü ben burada müşterinin tam olarak göremediği bir değer olduğunu, belki de iyi anlatılamayan bir değer olduğuna inanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi müşteri neden böyle bir şeyi tercih etmiyor başta? Şimdi bizim sektörün genelinde ne yazık ki çok hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Yani işte hani şeyler, hani bu sektör içindeki insanların arasında hani espri malzemesi olan çok fazla konu var. Çünkü işte hani bizim benim işte amcamın oğlu da Photoshop kullanıyor. Hani o da yapıyor tasarım. Hani siz işte 4 yıl okumuşsunuz, 2 yıl master yapmışsınız, 20 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Hani Photoshop kullanabilmek yetiyorduysa, yani ben boşuna bunca zamanı harcamışım bu alanda diye. Ama tabii şey, hani ne yazık ki Türkiye'de aslında tahmin ediyorum birçok sektörde işini iyi yapmaya çalışan insanların karşılaştığı sıkıntılardan biri. Şimdi bir size, yani sizin firmanıza yönelik unik bir illüstrasyon yapılmasıyla hazır var olan bir şeyin kullanılması arasında şöyle bir fark var. Bir en temeli, o kullanılan illüstrasyon hani sizin için de kullanılır. Yarın sizin rakibiniz bir firma da bunu kullanabilir. Dolayısıyla o size ait bir şey değil. O işte stok sitelerinden işte parasını vererek herkesin ulaşıp alabileceği bir şey aslında. Size ait olması demek, sizin vermek istediğiniz mesajı, vermek istediğiniz dozda, tüm detaylarıyla aktarabilmesi demek. Yani işte şu an adını hatırlamıyorum ama mesela Sprite'ın bir karakteri vardı, hatırlarsın. Aa, evet yani, hatırlıyorum. Şu an adını hatırlayamadım. Ben hatırlıyorum. Ama görseli işte, gözümün önünde. Evet, görseli gözümün önünde. Ya da işte Red Bull kanatlandırır. Onun karakterini düşün. Şimdi hani o Red Bull hani bir tane başka bir şey kullansaydı hazır. Ama aynısını işte ne bileyim Red Bull'un rakibi başka bir firmada. Yani o etkiyi yaratmanız mümkün değil. Yani şöyle olmuyor mesela. Hani logom ya da firmamın adı hani o da kullanabilir, bu da kullanabilir bir şey olsun tercih etmiyorsunuz. Değil mi? Kesinlikle. Yani daha size özel, sizi anlatan bir şey olsun istiyorsunuz. Aslında bu grafik ya da illüstrasyon anlamında da böyle. Ama işte şey var, hani genelde bu tarz alanlara ayrılan bütçeler düşük oluyor. Ya da işte tabii şey de var, hani bu iş mimarlık gibi değil. Hani mimarlar odasına kayıtlı olanların yapabileceği bir şey gibi. Yani grafik tasarımcılar odası var. Hani o odadan onayınız olmadan grafik tasarım hizmeti veremiyorsunuz diye bir şey yok. Dolayısıyla yok, hani bugün kırtasiyelerde bile grafik tasarım bölümleri var. Orada hani bu işi alaylı olarak yapan, hani o küçümsemek anlamında söylemiyorum. Aha. Hani öğrenip bu böyle bir meslek edinip bunu yapan insanla hani bunun eğitimini almış ve bu tecrübelere sahip, sadece ben değil daha az tecrübeli insanlar da bunun içine katılabilir. Aynı şeye koymamanız lazım. Ama hani şöyle yaşanıyor. Sizin alternatifiniz oymuş. O zaman hani elma ile armutu kıyaslıyorsunuz. Ne yazık ki işte ben hep şeyi söylüyorum. Bir işin kalitesini müşteri belirliyor. Yani ben çok üst seviyede de bir kaliteli bir üretim de yapabilirim. Bu giderek aşağı doğru da inebilir. Müşterinin talebiyle, beklentisiyle şekilleniyor bu durum. Hani kastım şöyle bir şey değil. Hani müşterinin çalışmaya hiç müdahale etmemesi değil. Elbette ki ben müşteriden, sonuçta ürün onun ürünü. Dolayısıyla benim onu çok iyi, yani benim ürünü onun kadar bilmem mümkün değil. Dolayısıyla ondan alacağım fikirler çok önemli. Ama müşterinin de bilmediği işin işte görsel, tabii, psikolojik ve teknik boyutları var. Hani orada doğru şeyi, dengeyi sağladığınızda ortaya çok güzel işler çıkıyor. Sağlamadığınızda hani sizin de yapmaktan keyif almadığınız, belki sonunda müşterinin de memnun olmadığı sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani ben şey söyleyeyim, hani şey gibi, bir önem verdiğiniz bir şeyi yaptıracaksanız mümkünse iyisine yaptırın. İşin iyisini anlamak da ayrı bir mesele. Ama yani işte portföylerini inceleyebilirsiniz. İşte benzer işlere bakabilirsiniz.
Yani şey değil, gerçekten iyi bir şey ortaya çıkmasını istiyorsanız her alanda olduğu gibi bu alanda da iyilerle çalışın. Peki sana bir de onu sorayım. Yani şimdi bu bir iletişim ya, bir illüstrasyon, resimle iletişim kurmak. Bir resmin işte müşterinin vermek istediği mesajı karşıya tam olarak ilettiğini anlayıp ya bu iyi bir illüstrasyon demek için neye sahip olması lazım? Yani bu şöyle anlaşılabilir. Belki işte farklı yolları var. Test edebilirsiniz. Hani bir örnek grup üzerinde test edebilirsiniz. Mesela çocuklara yönelik çalışmalarda bunlar yapılıyor. İşte ön çalışmalar yapıp işte bunu çocuklara sunup onların tepkileri üzerinden ha evet doğru anlatmak istediğimiz anlatabilmişiz ya da hayır bu biraz çocuk işte bu yaş grubu için çok anlaşılır olmamış bunu değiştirelim dediğimiz şeyler oluyor. Onun dışında zaten hani daha yetişkinler için bunun anlaşılıp anlaşılamaması noktasında ise o zaten aslında sizin şey yapabildiğiniz bir şey sizin ya da müşterinin daha net algılayabildiği bir şey. Yani aslında biraz önce söylediklerim daha çok tabii ki grafik tasarım ve illüstrasyon biraz iç içe geçti konuşmamızda. Biraz önce söylediklerim aslında biraz daha grafik tasarıma ilişkin detaylardı. Tamam. Bir de şeyi söylemek istiyorum son olarak bana toplamak adına sana. Yeni ben hep onu da soruyorum. Yeni mezun olup bu alana girecek olan kişiler için sen hem kendi girişimini işte devam ettiren hem piyasayı uzun süredir müşteri tarafı dair bilen bir insan gözünden. Ben onların yerinde olsam ilk olarak yola şöyle çıkarım şimdiki deneyimimle diyeceğin birkaç şey ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi hali hazırda bu mesleği seçmişler ve eğitimlerini almışlarsa farklı söyleyeceklerim. Seçmeye niyetlilerse farklı olacak. İkisini de duyabiliriz. Seçmeyin. Yok şaka. Çok keyifli ama tabii zorlukları da var. Henüz seçmemişler için aslında konuşmanın ortalarında değil. Hani şunu önerebilirim. Bu meslek sizden neler bekliyor? Bir de buna bakın ve bunları karşılayabilecek misiniz, karşılayamayacak mısınız? Yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Buna karar verin. Yani örneğin benim hayatımın büyük bir kısmı bilgisayarın başında geçiyor. Yani hani bazen günde 18 saat bilgisayar başında oluyorum. Yani böyle bir hayat istiyor musunuz? Çok önemli tabii. Hani bu yani sürekli seyahat etmek istediği. Yani tabii bunun şöyle bir şey var. Hani laptopumla hani şeyde de olabiliyorum. Hani 18 saat aslında denizin kıyısında da olabiliyorum. Ama bilgisayarın başındayım sonuçta. Buna bakmak önemli bu mesleği seçerken. İşte yoğun tempo, stres. Stresli bir meslek çünkü. İşte insanlara yaptığınız işi sunmanız gerekiyor. Hani bir şeyi satabilme, sunabilme potansiyeliniz var mı? Bunu yapmaktan keyif alacak mısınız? Yoksa hani çok iyi çizim yapıyor olmak bir kriter değil bu meslek için. Ki artık zaten bildiğim kadarıyla üniversiteye bu bölümlere girmek için yetenek sınavları da ya kaldırıldı ya kaldırılacak ne yazık ki. O tabii bambaşka bir konu. Bu hali hazırda bu mesleği seçmiş, mezun olan, olacak insanlara şunu önerebilirim. Dediğim gibi çok farklı alanlar var grafik tasarım içinde. Hem çok geniş sektörlere hizmet ediyor hem de grafiğin içinde çok farklı alanlar var. İkon tasarımı bir alan. Masaüstü yayıncılık bir alan. Yönlendirme sistemleri, çevresel grafikler ayrı bir alan. Sosyal medya ayrı bir alan. İşte web sitesi, application, arayüz tasarımları bambaşka bir alan. Oyun grafikleri ayrı bir alan. Yani animasyon alanı bambaşka bir alan. İşte karakter yaratmak çok çok geniş. Dolayısıyla şunu tavsiye ederim. Bu alanların içinde mümkünse bir alanda, tabii biraz aslında hepsini biraz keşfetmek lazım karar verebilmek için. Bir alanda uzmanlaşmalarını öneririm. Şimdi bizde Türkiye'de ne yazık ki şey var, hani herkes yani bizim işimizde ben işte yönlendirme de yapıyorum, kurumsal, evet yapıyorum, yapabiliyorum. Bazılarından daha fazla keyif alıyorum, bazılarından daha az keyif alıyorum ama uzmanlaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum.
bu alanda. Bunu sağlamalarını tavsiye ederim. Hı hı. Onun dışında program kullanma kabiliyetlerini geliştirmelerini öneririm. Çünkü onu görüyorum insanlarda. Çok fazla program, hani belirli alışkanlıklar var. Onun ötesine çok gitmek istemiyorlar. Hani mümkünse program kullanma kabiliyetlerinizi geliştirin. İşte bu sürekli öğrenme dediğimiz, hı hı, yeni trendler ne, dünyanın başka bir yerinde ne gibi işler yapılıyor. İşte bunları öğrenmek lazım. Farklı ilgi alanlarınız olsun. Tek bir kanaldan beslenmeyin. Hı-hı. Araştırın, görün, gezin, dinleyin, gözlemleyin. Bunlar size mutlaka mesleğinize, zaten insan olarak size bir sürü şey katacak. Onun dışında mesleki anlamda da sizi geliştirecek. Sanırım böyle. Onun dışında yani dediğim gibi gençlere herkes bir şeyler söylüyor. Çok da bir şey söylemek istemiyorum yani. Öyle bir şey var ya, Z kuşağı şöyle, ben de böyle falan diye. Onlar yine kendi yollarını deneyimleyerek bulacak ama aşağı yukarı hani bunlara dikkat ederlerse hayatları belki biraz daha kolaylaşır mesleki anlamda. Balcığım, ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün benim sana hani grafik tasarım, illüstrasyon, bunu girişime çevirme alanında sormak istediklerim bu kadar. Senin, hı hı, söylemek istediğin bu konuyla ilgili son bir şeyler var mı diye sorayım. Çok teşekkür ederim Özge'ciğim. Çok keyifli bir sohbetti. Sanıyorum hani aşağı yukarı her alana değindik. Sanırım başka ekleyeceğim bir şey yok. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkürler ediyorum sana. Bizi dinleyenler de umarım hani keyif almıştır. Bu alanda özellikle çalışanlar, çalışmak isteyenler ya da bu alanda müşteri olan taraflar da umarım hani birçok konuda aydınlanmıştır. Yeni bir konukla görüşmek üzere. Herkes sağlıklı kalsın.